Merhaba arkadaşlar. Bugün size Samsung Galaxy S3 4.2.1 güncellemesiyle 4.1.2 güncellemesinin kıyaslamasını yapacağız. Benim adım Alpenes. Benim adım Fikri. Gerçekten 4.2.1'de çok fazla yenilikler var. 4.1'e kıyasla nasıl desem ana ekrandaki kilit ekranında widget falan ekleyebiliyorsunuz. Direkt kamera geçiş falan daha hızlı bir şekilde olabiliyor. Şimdi size açılsın tanıtacağım. Çok güzel bir sunum yapmayı planlıyorum. Telefonlarımız uçak modunda, bir aramaya karşılık. İlk başta sürümlerini gösterelim. Evet, göstereceğiz. Kendini yükleyemedi. Evet. Deneme sürümü olduğu için en başta ilk açılışta bunu yapıyor. Cihaz hakkında. Görüyorsunuz. 4.2.1, 4.1.2. Evet. Şimdi size tanıtmaya başlayabiliriz. Şimdi kilitleyelim. Görüyorsunuz 4.1.2'de fazla bir farklılık yok. Bildiğimiz üzere S3'ün kendi kilit ekranı. 4.2.1'de tekrardan göstereyim. Yana çekerek fotoğraf çekme modunu alabiliyoruz. Kamera moduna. Ondan sonra burada tekrar ters yöne çekerek mesajlaşma, buraları düzenleyebiliyorsunuz kendi istediğiniz yere. Burada saat var, burada gelen kutusu var, burada flash var. Burada da mesela eklemek istediğiniz bir şey. Gerçi fazla yok, evet, fazla koymamışlar, yani gerek duymamışlar herhalde. Mesela tekrar göstereyim kamera geçişi. Yani çekti, pardon. Çok alışamadık. Daha yeni olduğundan. Kamera geçiş yapıyor. Tabii şöyle bir şey de var. Siz mesela şifre kullanıyorsunuz telefonda. Kamera geçiş yaptığında siz bilgileriniz var, fotoğraflarınız var. Onların görünmesini istemezsiniz. O yüzden bunun şeyi var. O şifredeyken galeriye ve kamera modunu, videodan kamerayı değiştiremiyorsunuz. Sadece fotoğraf çekip şuradaki ayarları düzenleyebiliyorsunuz. Ondan sonra mesela kameraları kıyaslayalım. İlk öncelikle buradan. Kamera hız farkı olarak bakalım mesela. Hız farkı yok. Aynen. Ayarlara girdiğimizde. Evet. Yine bir farklılık yok. Çözünürlük falan hepsi aynı. Ondan sonra bir şey yok yani. Bir farklılık yok. Kameraya gerek yok. Ondan sonra size widgetleri gösterelim. Yeni widget var mı yok mu ona göre. Basit resim çerçevesi denmiş. Ondan sonra doğrudan aramayı falan değiştirmişler. Yani surat ifadesi falan koymuşlar. Burada daha farklı. Ondan başka bir farklılık yok. En güzel özelliklerinden biri ise yukarıdaki bildirim çubukları. Yani buna göre çok farklı, yani 4.1.2'ye göre çok farklı. Görüyorsunuz renk farklılıkları var. Biri siyah, biri biraz daha açık mavimsi. Koyu mavi, pardon. Burada hatırladığınız üzere mesela şu anda Fikri arkadaşımızın burada normalde kayıyor S3'te, şurası üst taraf. Fikri düzenlediğinden dolayı kayma olmuyor. Bunda kayma var ama nasıl var? Şöyle bastığımızda yukarıdaki tuşa bu hepsi geliyor. Tekrar bastığımızda gidiyor, yani kısaltıyor. Çok uzun tutmuyor. Mesela bildiğin şey parlaklık falan hepsi aynı. Mesela çok farklı. Hani bunda kısaltma olarak almış hepsini. Evet. Bunda tüm olarak yazıyor. Evet. Mesela bakın şimdi yeni fark ettiğim bir özellik. Bunda buradan yapınca olmuyor. Bunda buradan yapınca da oluyor yani. Elinizi alta doğru sürükleyin. Mesela o daha deminden söylediğim şu bölümü de iki parmakla olmadı. İki parmakla da direkt o bölümü açabiliriz. İki parmak. Acaba bunda da o tarz bir özellik var mı? Deneyelim. Maalesef. Yok. Yok. Evet. Şimdi size ayarlara girmek istiyorum. Ayarlarda farklılık var mı? Wi-Fi Bluetooth veri kullanımında bir değişiklik yok. Diğer ayarlar konusunda içinde bir değişiklik yok. Yine aynı ayarlar. Sadece simgesi değişmiş. Ana ekran moduna bakalım. Ana ekran moduna da yine hiç farklılık yok. Engelleme modu da aynı.
sese baktığımızda burada mesela sesle titreşim yapmış. Burada çalarken titret demiş. Tuş sesleri falan var. Burada ek olarak MySound diye bir şey var. Burada telefon mesela bir görüşme yapıyorsunuz. Görüşmede mesela kayıt yapıyorsunuz. Pardon, kayıt derken kendi sesinizi nasıl karşıya gittiğini ayarlayabiliyorsunuz buradan nasıl geçeceğini. Dinliyorsun işte. Evet. Burada kulaklık takarak yapmaya çalışıyorsunuz, yapıyorsunuz. Ondan sonra ekrana bakalım. Duvar kağıdında bir değişiklik. Bildirim paneli düzenleme kalkmış. Nerede olduğunu bilmiyorum yani tam olarak. Sonrasında hayal diye bir şey gelmiş mesela. Buraya mesela bakalım. Hayal neymiş. Burada mesela bir şeyler seçebiliyorsun. Fotoğraf, renk olarak fotoğraf çerçevesi falan. Fotoğraf tablosunu başlat. Biz buradan istediğin dosyayı seçiyorsunuz. Ama biz buradan Instagram'ı seçtik. Şöyle oynatabiliyoruz. Üstüne bir tane geliyor. Açabiliyoruz. Evet. Şöyle burası düzenleyebiliyorsun. Güzel. Onun dışında mesela şu tarz bir şey var. Bunda mesela yine Instagram seçelim. Burada fotoğraf çerçevesi. Başlatalım. Bunda da fotoğraf çerçevesi gibi gidiyor. Yani dokunduğunuzda kapanıyor. Şu renkleri denemedik. Evet, başka ekranda göstereceğimiz başka bir farklılık yok. Ondan sonra güç tasarrufu modunda farklılık yok. Farklılık yok. Konum ve servislerinde bir farklılık var. Konum erişimi diye bunda daha kapsamsız, bunda daha kapsamlı. Mesela yerim nere diye bir şey var burada. Evini, ofisini, arabanın nerede park ettiğini genellikle sıklıkla nere park ettiğini seçerek onun nerede olduğunu bulmanızı sağlıyor. Ya da en son arabayı park ettiğin yerde onu seçiyorsun. Evet, aynen öyle. Sen daha sonra bulman da sana kolaylık sağlar. Ekran kilidine baktığımızda kaydırdı zaten. Farklı yani burada. Bundaki yani orada mesela şöyle. Mesela buradaki ayarlar direkt ayarlayabiliyorsun. Bunda buraya girdiğinde gidiyor. Evet. Kameraya hızlı erişim kapatılmış çünkü sağa çekip açılıyor. Evet. Onun dışında sahip bilgisi bunda burada var. İşte. Bunda hatta arkada. Sahip bilgisi. Arkada. Yardım etme yani. Olarak geçiyor. Yani. Sahip yardım. Evet. Ondan kaç sonra hesaplarda değişiklik yok. En altı geldiğimizde burada geliştirici seçenekler kalkmış. Onun yerine sesli komut olarak şey gelmiş. Bu da zaten S-Voice'un bir özelliği. S-Voice mesela bir alarmdasını bilmeyenler için anlatıyorum. Alarm çalıyor sabah uyanmanız için. Uzaktan sesli olarak alarmınızı stop veya snooze diye iptal edebilirsiniz. Veya kameradayken bildiğimiz üzere Samsung'un kendi videolarında var. Orada çiz diyor, peynir diyor. Peynir dediğinde kamera çekiyor. Müzikte yine müzikte çok başarılı yani. Arkada müzik çalarken senin sesini algılayarak next deyip değiştirebiliyorsunuz. Volume up deyip sesi arttırıp volume down deyip sesi kısabiliyorsunuz. Radyo da aynı şekilde. Ondan sonra burada hareket olarak hareketlerde herhalde bir değişiklik yok. Evet, hareketlerde bir değişiklik yok. Şimdi size şunu göstermek istiyorum. Mesela tarayıcı arıyorum şu anda. Tarayıcıya burada giriyorsunuz mesela. Bunda basılı tuttuğumuzda home tuşuna hiçbir şey görünmüyor. Fakat 4.2.1'de basılı tuttuğumuzda tarayıcıyı aşağı alarak buradan direktmen tarayıcıyı kapatmamızı sağlayıp masa üstüne geri dönebiliyoruz. Ama bunda öyle bir şey yok. O da çok güzel olmuş. Mesela tekrardan gelelim. Görüyorsunuz basıyorum. Bu aşağı alıyor. Çok güzel olmuş yani. İyi bir şey. RAM olarak baktığımızda hafızası, belleğisil şeyler farklı. Tabii bende yüklenen uygulamalar daha fazla olduğundan RAM de fark ediyor. Şimdi internet tarayıcı performansını göstereceğiz. Herhangi bir siteye girelim mesela. Shift-Delete.net'e girebiliriz. Buradan Shift-Delete.net'e sahipler. Mobilde, pardon masaüstünde telefonumuz. Masaüstünde bir aksaklık çıktı. Aslında kendi şeyini değil de. Zaten iki telefondan da kıyaslayacağımız için aynı. Aslında bence öyle yapmaya hiç gerek yok.
kıyaslıyorum. Çünkü yavaş bir tarayıcı. Evet. Bence kendi tarayıcısı daha hızlı. Biz yine kendi tarayıcısından bir Chrome deneyelim. Chrome yok demek ki diğer telefonda. Mecbur şimdi bununla yapmak zorundayız. Evet. İlk başta şimdi Google'a gireyim çünkü biraz fazla alınca. Evet. Shift Enter. Evet. Mobil alalım. Masaüstü pardon. Şimdi bakalım hangisi daha hızlı gidecek. Aynı anda bastık. Yine başladı. Evet, bekliyoruz. Bu girene kadar da şöyle telefondan kaynaklanmıyor biraz... herhalde. İnternet performansında bir hata var herhalde. Zaten Shift Delete Net'in sitesinde de çok fazla flash içerik olduğu için. Evet, internette bir şey onun var. Onun içinde girmiyor ama şeye girelim, donanım haber. Donanım haber de çok fazla telefon zorlayan sitelerden. Donanım haber. Evet. Aynı anda bastık. Evet. Donanım haber sitesine girmiyor. Neredeyse aynı. Yani çok bir farklılık yok. Başka bir site deneyelim. Mesela haber sitesi olsun. Milliyet'e girelim. Milliyet. Evet, aynı anda girelim. Biraz daha önde 4.2.1. Bir şey fark ettim. Flash içeriklerinin bazı birçoğunu açmıyor bu telefon. Evet. Bu telefon açarken. Gerçekten hızlı. Size. Galeriye girmek istiyorum. Galeride bir farklılık var mı acaba? Yine galeride 4.1.2'de şeklini değiştirebiliyoruz. Bunu da değiştirebiliyoruz. Ondan sonra mesela kamerada bir şey deneyelim. Bastığımızda görüyorsunuz üç çubuklar farklı. Burada mesela çok farklı fotoğraf, yani üstteki şeyler falan hepsi ikisi farklı yani. Birinde saydam, bir diğerinde saydam değil. Ondan sonra fotoğrafı görmenizi engellemiyor. Evet. Buradaki ayarlar bölümünde bir değişiklik var mı? Burada hava durumu. Yok. Hava durumu bir değişiklik yok. Evet, aynen öyle. Bir değişiklik yok. Hava durumu etiketleyebiliyorsun. Sadece o var. Onu da ayarlayabiliyorsun. Ondan sonra mesela şuradaki yazılar falan farklılık var. Bir de şunda şöyle bir özellik var. Mesela buna basılı tutup biraz seçip mesela bunu da aynısını yapalım. Üzerine basılı tuttuğumuzda ikisinde havada var. Şöyle bu çok bilinmeyen bir özellik. Bunu buradan klasörlere taşıyabiliyorsunuz. Taşıma. Aynı klasöre taşıdık tekrardan. Bunu da aynı şekilde yapabiliyorsunuz. Ondan sonra size göstermek istedim. Onun benim eklemek istediğim bir şey var. Acaba rehberde bir değişiklik olur mu açılmasında? Yine yavaş, ikisi de yavaş. Hiçbir farklılık yok. Şunu düzeltmişler ama onu görüyorum. Bana yazıyor burada. Burada ben yazıyor artık. Evet. Artık sonunda onun farkına varmış. Aynen. Bizim söylemek istediklerimiz bu kadar. Eğer bir sorunuz, yorumunuz... Ama şu anda burada misafirimiz var. Bahadır. Bahadır da bize bugün son bir yorum katmak istediğini söylüyor. Evet Bahadır, evet. Sen ne söylemek istiyorsun? Bu bizim 26 takipçimiz var biliyorsun. Daha
3-4 aydır bu işin içindeyiz. Ama tabii uzmanlığımızı sen biliyorsun, çaresin. Yani 2-3 yıldır biz bu işle uğraşıyoruz. Tabii yani, ben şimdi buradaki benim olsun. Formatım aslında hani izleyicilik değil. Ben ne desem size şey yapıyorum ben yani. Böyle destek çıkıyorum. Ne derler ona? Sponsor oluyorum. Telefonlarda katkı sağlıyorum. Kamera olsun, telefon olsun, internet. Yani bilgisayar her türlü katkı sağlıyoruz çocuklara. Önlerini açıyoruz diyebilirim ben. Ben de bunu söylüyorum yani. Fatih'cim önünüz açık sizin. Devam edin diyorum. Evet. Başarılar diliyorum. Evet. Bahadır arkadaşımız da bize her türlü işte maddi manevi desteğini sunuyor. Bizim söylemek istediklerimiz bu kadar. Eğer tekrardan söylüyorum, bir yorumunuz olursa, merak ettiğiniz bir şey bize sorabilirsiniz. Güncellemenin 4.2.1'in güncellemesinin ne zaman geleceğine dair hiçbir bilgimiz yok. İnternette varsa, yani internet olduğunda sanmıyorum, daha hiçbir şey yok. Bunlar ama indirebilirsiniz yani internetten. Odin programını. Ben adresi koyacağım. Evet, adresi videoya. Şifternet'in şeyinden indirebiliyorsunuz zaten. Ya biz yine de adresi veririz. Evet. Zaten indirdiğiniz dosya içinde Odin programıyla birlikte çıkacak. Ayrıyeten Odin indirmenize gerek kalmıyor yani. Evet. Aynen öyle. Biz izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir söyleyeceğimiz yok. Zaten videoda linki koyacağız. İsteyen arkadaşlara da yardımcı oluruz yani mesajlardan. Her konuda olsun. Yardımcı olacağız. E-mail üzerinden yardım edebiliriz. Mailinizi yorumlara bırakırsanız seviniriz. Bugünlük bu kadar yeter. Kendinize iyi bakın.